Benim dışarı çıkmamı sağladınız. Avukat tahsis ettiniz, sağ olun. Mühim değil. Biz gidiyoruz. Daha önce konuştuğumuz hala geçerli. İstersen kalabilirsin. Sağ ol ama Kemal'i yalnız bırakamam. Kemal'den ayrılmak istemiyorum, onunla gideceğim. Sen bilirsin. Nereye gideceksiniz? Bayimini satıp Kemal'le bir ev satın alacağız. Sıfırdan bir hayata başlayacağız. Muzaffer'e söz verdim. Sana yardım edeceğim. Bağ evini satmayın. Bir ev bulun, bana haber verin. Lan baba, Güllü çıktı ya şimdi içeriden. Ne edeceğiz? Ne mi edeceğiz? Güllü'yle arayı düzelteceğiz. Köprüyü geçinceye dek ayıya dayı diyeceğiz. Muzaffer öldü. Haride ile Kemal de aradan çıktı. Çiftlik, fabrika, tek beni Güllü'ye kaldı. O kadar işi tek başına halledecek der ya, elbet bize ihtiyaç duyacak. Biz de eşek değilik ya. Gereken yardımı yaparız. Baba, hem de o biçim yaparız ha. Yasin ağa sizin mapusta olmanıza çok içerledi. Dövündü durdu garibim. Hakkını yememek lazım. Ya diğerleri? Ben yokken kim ne yaptı bilmek istiyorum. Gülizar keyfini hiç bozmadı. Sizin için hiç üzülmedi. Sizin katil olduğunuza da hemencecik inanıverdi. Bir de annenize biraz ters davrandı. Ne yaptı? Bir şey mi söyledi anneme? Şimdi Allah benden duymuş olmayın Serap Hanım ama katilin anası diye kovmaktan beter etti. Zehra Hanım çiftlikten ayrılırken helalleşmek istedi. Ama işte o zaman Gülizar ona çok ters davrandı. Çok. Zehra Hanım da ağlaya ağlaya çiftliği terk etti. Ya? Bir de şey var. Ne? Komutan bizi sorguluyordu. Seyyare bacı o gece Muzaffer Bey'le sizin kavga ettiğinizi ona söyledi. Seyyare bacı nereden biliyormuş bizim kavga ettiğimizi? Bilmiyorum. Sizi dinliyordu Zahar. Ya? O gece sizi dışarıda görmüş, onu da komutana söyledi. Sizi de ondan sonra içeri aldılar. Ya? Bir de biliyorsunuz Halide Hanım Yasin Ağa'yı çiftliğe geri getirdi. İşte o zaman şimdi iki tane çiftçi başı ettik. Haliyle benim durumumda biraz karıştı. Ama siz bir hal çaresine bakarsınız elbet. Değil mi?
Hani kaçtığımız gece seni çok sevdiğimi anladın mı demiştin ya. Şimdi anladım benim ne çok sevdiğimi. Benim için nelerden vazgeçtiğini. Neleri göze aldığını. Alışkın olduğun rahat bir hayatı bıraktın. Ne olacağı belli olmayan zor bir hayatı seçtin. Sırf benimle olabilmek için. Bana zor gelen sensiz olmak. Hayatta başka kimin var ki? Sen istemediğin müddetçe asla bensiz olmayacaksın. Seni hiç bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sevgine layık olmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Sen bizim konuşmalarımızı mı dinliyordun? Tövbe. Muzaffer'le kavgamızı komutana bir bir anlatmışsın ama. Vallahi dinlemedim. Sizin sesiniz yüksek çıkıyordu. Benim kulağıma çalındı. Sen her kulağına çalınanı anlatıyor musun? Yok, anlatmam. Yani komutan anlat anlat diye çok üstüme geldi. Vallahi hanımım, benim dememle sizi götüreceklerini nereden bileyim? Belki katili bulurlardı yanında. Ya sen? Annemi çiftlikten kovmaktan beter etmişsin. Benim arkamdan söylediklerini bir de yüzüme söyle bakalım. Ben jandarmaların söylediğine inandım. Sizi katil sandım hanımım. Sinirimden, üzüntümden ne dediğimi bilmiyorum, Allah canımı alsın. Ben ne yaptıysam Muzaffer Bey'e olan saygımdan yaptım. Şimdi size biri bu Muzaffer Bey'in katili diye gösterirse siz ne yaparsınız? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.